Hazreti Umar radıyallahu anh'ı acayip bir gepleri var iken bir kişini korup dedi. Şu kişinin korunuşu beni nasıl lal kaldırdı. Şunda o hakkında sorasam onu kasbi yokligini aytishdi. O benim nazarımdan kaldı. Yani beni etibarımdan kaldı. Avval yaxşı gördüm. Lekin hiç kanaka kasbi kari yokligini eşitip ben bundan tohtadım diye. Hazreti Umar radıyallahu anh'ı ozu buna kadar gücüde kattık bu kadar. O'zlariyam bilasizlar tarixan o'sha oxirlarigacha mehnati bilan hayot qilganlar. Hatto hikoyalar keltiradi Hazrat Umarning hayotlaridan. Bir kuni ashablar bilan o'tib ketayotdilar, bir masjiddan bir yigitni namoz o'qib turganini ko'rdi. Farz namoz vaqti emas edi. Nafil namoz o'qib turganini ko'rdilar, o'tib ketdilar. Yana bir qaytayotsa, yana o'sha yigit masjiddan namoz o'qiyapti. Şu halatını 3-4 martı ötkende kordular da kegin o şey yigitini çakırtırdılar. Çakırtırıp ben seni doğayı masjidde kor yapmam dediler. Yakşı işim bunda karasız eşti uçu hamamızge bu bir namuna boladıkan haman arsanı yığıştırıp koyup yırtamadan keç keçe masjidde nafıl oku yaptıyken ibadet kıl yaptıyken ne nasıl yaman bunu? Şu işte kıl yaptıyken Hazreti Umar radıyallahu anh'u soradılar ki ben şunu kor yapmam lakin seni trikçiliğin ''Mayişatın ne mi buladı?'' dedi. Şunda o yigit aydı ki, ''Mana akam tacir'' dediler. Ticaretçi, tedbirkar. Akam bilen kelişken mesela, akam ticaretini kılıp, tedbirkarligini kılıp, ''Mana oylamayan bakıp duru uğradıkan buldular.'' ''Man şu yerde daim ibadet demen'' dediler. Şunda Hazreti Umar radıyallahu anh'u o yigitke karıp, ''Ahuke a'bet minke'' dediler. ''Akam senden göre abidroq akam.'' Senden göre kop ibadet kılığı çıkken dediler. Yani bu işin yakışmaz. Sen kimidir hesabıge yaşar. Belki o şey hareket kılıçligin, halal kasıp kemal kılıçligin hem oza asıldı ibadet idi. Dip kaytardılar. Şundan gelip çıkıp Peygamberimiz aleyhisselam aytadılar ki oza her bir insan hareket kılıçligi, tamagir bulmasligi, burunu koliga karab kalmasligi, koliden kegliyençe hareket kılıçligi. Hatta aytadılar ki o'sha bir insonda biror bir odamdan tilanchilik qilib bir narsa so'ragandan ko'ra yelkasiga arqonini tashlab toqqa chiqib o'tin terib sotgani yaxshiroq deydilar payg'ambarimiz sollallohu ya'ni har kim o'zini qo'lidan kelganicha harakat qilishligi kerak. Ammo mana shu harakatlarimiz borasida azizlar biz albatta har bir narsani o'sha bugun aytganimizdek halol kasb qilishlik, birovning haqqidan qo'rqishlik mana bu narsalardan biz bugün o'ylanishimiz kerak. Çünkü faqatgina musulmonchilik deganda namoz va ro'zani tushunyapmiz. Namoz o'qiyapti, ro'za tutyapti, boring imkon qilsa umraga, hajga boray bo'ldi. Juma namozini o'qisa-yu chiqib odamlarning haqqidan urib qolsa. Nafl ro'za tutsa, 5 mahal namozini o'qisa, ibodatlarni qilsa-yu va'daga bevafo bo'lsa. Tarozidan urib qolsa. O'lchovdan urib qolsa, birovning haqqiga xiyonat qilsa, bu odam demak haqiqiy ibodatini chiroyli qilib Alloh uchun qilayotganlar qatorida bo'lmaydi. Chunki inson har kuni boshini sajdaga qo'yganda ulug' Robbi oldida o'zini xor banda ekanligini his qilyapti. Sajdaga boshimizni qo'yib Robbim, men seni bandayman. Subhana robbiyal a'lo. Oliy bo'lgan Alloh hamma kamchilik nuqsondan pokdir, oliydir. Allah'ım ben senge sacda kıldım, ben senge bendeli kıldım diyepimizde Allah'ını kalbimiz bilen hız kılıp türüpimizde çıkıp türüp aynı o şey biz hazır yine sacda kılıp bana sacdamı kurup türüp de degen Allah bizini kurup durgenlerin yine hız kılıp yine günah kılacak. Bana bu narsa vücudeyem kaytarılgen narsa.